أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم صدق رسول الله ve nataka Habibullah. Cemaat-i Müslümin İhvan-ı Din, aziz genç kardeşlerim, Müslüman inancı ve yaşayışıyla seçkin bir yere sahiptir. Rabbimizin bizlere indirmiş olduğu din-i mübin İslam, ilahi kanunların tamamı Gönderilen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin nuru, Allah'ın rahmeti ve tüm mukaddesat ve maneviyat aslında Müslüman için yeterlidir. Gerçek budur. Başka bir şeye ihtiyaç yoktur. İnsanı doyurur. İnsana kafidir. İnsanın her alanında mutlaka ona yardım edecektir. Yardımcıdır. Başka bir dinden, yaşayış tarzından, örf ve adetten bir şey alınmasına gerek yoktur. Ki bunların tamamına biz bidat diyoruz. Havadisi ihtiz yani dışarıdan idhal olmamalıdır. Ne dinden bir şey çıkarmak ne de baş başka bir şeyi dine girdirmek dinimizde olmayan şeylerdendir. Yasak edilmiştir. Kardeşlerim, durum böyle olduğundan dolayı yüce Rabbimiz Fatiha Suresi'nde bizlere kendisinden bahsettikten sonra, esma ve sıfatından bahsettikten sonra onları bize öğrettikten sonra şöyle buyuruyor. İhdinas sıratal müstakim ya Rabbi bizleri dost doğru yola ilet. Hidayet et. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yollarına bizleri ilet. Onlarla beraber eyle. Onları seçtin. Onlara güzel nimetler verdin. Onlara dünyada da ahirette de iyilik verdin. Bizleri de onların yolundan eyle. Gayril ve aleyhim. Gazap ettiklerinin yoluna değil. Burada Yahudiler kastediliyor. Ve dalin. Dalalete düşürdüklerin yolundan değil ya Rabbi. Burada da Hristiyanlar kastediliyor. İşte burada. Sevgili Rabbimiz Fatiha'da günde beş vakit huzuru divan durduğumuz kırk kere Cenab-ı Hakk'a yöneldiğimizde namazlarımızın her rekatında bunu Rabbimiz bize öğretti ki kendisinden isteyelim diye. Çok önemlidir. Fatiha'nın manası çok önemlidir. Bunu iyi bilmeliyiz kardeşlerim. Namaz kılarken namazda ne okuduğumuzun farkında olmalıyız. Ne buyurdu Rabbimiz? Esma ve sıfatını söyledikten sonra bizlere "Kullarım, bana şöyle şöyle dua edin." diye bir şey öğretiyor. Ya Rabbi bizlere dost doğru yolda olmayı nasip et. O yola hidayet et. Nimet verdiklerinin yoluna ilet ya Rabbi. Asla gazap ettiklerinin yoluna değil. Dalalete düşürdüklerinin yoluna değil ya Rabbi. Burada tefsir kitaplarını açıp baktığınızda görürsünüz ki. Müfessirun burada gayril mağdubi aleyhim gazap edilenler var ya kim onlar? Yahudiler. Allah onlara gazap etti. Dünyada onlara gazap etti. Ahirette azap edecek. Çünkü onlar peygamberlerine asi oldular. Onlar çok sual ettiler. Onlar başka şeyleri örnek aldılar. Kendilerine gönderilen din onlara yetmedi haşa. Başka yerlere göz çevirdiler. Gönderilen peygambere itaat etmediler. Onların sözlerini kulak ardı ettiler. Ardı sıra attılar Allah muhafaza. Ve le dalin. Hristiyanlar da kedi aynı şekilde. Kendisine gönderilen, kendilerine gönderilen peygamberin yolundan gitmediler. Muhalefet ettiler. Başka şeylere göz diktiler. İşte bunlar, bunlar Allah'ın gazaba uğrayan kullarıdır. Mevla onlardan halas eylesin. Burada bize bir şey öğretti. Ey Müslüman, senin dost doğru yolun sana indirilen Kur'an'dır. Sana gönderilen peygamberdir. Muhammed Mustafa'mdır sallallahu aleyhi ve sellem. Sen onun yoluna bak. Onun izini takip et. Senin ne işine başka dinlerin örf adetleri, müşriklerin örf adetleri, yabancıların örf adetleri, yaşayış tarzı. Kardeşlerim, Burada yaşayış tarzı derken giyim, kuşam, yeme, içme, gezme, tozma her türlü hayatı içtimaiyede insan oğlunun önüne gelecek her şeyde kişi Müslüman kisvesini elden bırakmayacak. Başka bir yabancı görüşe, yabancı dine, müşriye, gayrimüslime İttiba, özenme, örnek alma asla olmayacak kardeşlerim. Bize sadece Fatiha yeter aslında. Fatiha'dan çıkarılan bu mana bize yeter aslında. Onun için kardeşlerim, birçok nas varken, birçok delil varken, ayet ve hadis varken bir Müslüman asla kafiri dost edinmeyecek. Arkadaş edinmeyecek. Onların yolunu yol etmeyecek. Nitekim Mevlamız Estağfirullah. Summa ta'alla ku ala şeriatin min el-emri fettebi'ha ve la tetbi' ehva'ellezina la Yüce Yüreğimiz okuduğumuz ayeti cerlede. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hitaben. Ey habibim Muhammed Mustafa'm biz sana bir yol verdik. Bir yol açtık. Bir şeriat indirdik. O emirler şeriatın emri, ehkam-ı şer sana indirilmiş, sana bir yol verilmiş. Fettebi'aha o yola takip et. O yolu tut. Hitap aslında Efendimiz'e fakat muhatap ümmeti nedir burada kardeşlerim? Ve la tettebi'a ehvâ la Asla bilmeyenlerin havasına, arzularına tabi olmayasın ey Muhammed Mustafa. İşte kardeşlerim burada Yüce Rabbimiz bize indirilen şeriatın bize kafi geldiğini ifade etmek istiyor. Bize yeter. İslam'ın içindekiler bize yeter. Mukaddesatımız bize yeter. Maneviyatımız bize yeter. Resulullah bize yeter. Rabbimiz bize yeter. Eleyse Allahu bi kafin abide. Allah kuluna kafi değil midir? İndirilen bu din kula kafi değil midir? Gönderilen bu peygamber ümmetine kafi değil midir? Kafidir. Kafidir kardeşlerim. Yeterlidir. Başka bir şeye bakmaya asla ve kat'a ihtiyaç yoktur. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ümmetini öyle kolladı ki, öyle muhafaza etti ki, kol kanat gerdi ki, aman ümmetim dalalete düşmeyiniz, sapıklığa düşmeyiniz, müşriklerin adetlerini görmeyiniz. Onların örfüne bakmayınız. Onlara benzemeyiniz. Asla. Hep uyarı yaptı. Uyarı yaptı. Ve kendisi de azami derecede dikkat etti. O kadar dikkat etti ki. Dine o kadar sarıldı ki. Bir peygamber nasıl sarılırsa. Ümmeti de o kadar sarılacak. Bir imam oldu. Bir önder oldu. Bir rehber oldu. Allah'a kulluğun zirvesini yaşadı sahabede ona hayran oldu. Sonrakiler onlara hayran oldu. Sonrakiler onlara hayran oldu. Sonra biz de onlara hayran olacağız. İşte böyle bir dönemde. Ey genç kardeşim. Ortalığın karıştığı bir dönemde. Neyin ne olduğu belli olmadığı. Birileri çıkıp şunu yapmasan da olur. Birileri şunu yapsan da olur dediği. Herkesin kafaya göre fetva verdiği bir dönemde hakkı hakikati görmenin zamanıdır. Nasıl olacak? İlmi ehlinden alacaksın. Bilmiyorsan ehline sor. Kur'an'ı Resulullah'ı örnek ve önder almış. Ahlaki meziyeti ortaya koyan insanların peşinden giderek olacak. Nasıl olacak? Böyle olacak. Böylece dinimizi muhafaza etmiş ve başka dinlere başka şeylere asla gönül bağlamamamız ortaya çıkacak. Allah'ın izniyle. Bunu yapacağız. Becereceğiz kardeşlerim. Böyle bir dönemde birbirimize sahip çıkacağız. El ele tutuşacağız. Gönül gönüle vereceğiz. Ve bu dini mübin İslam'ı yaşayacağız. Rabbimizin razı olduğu şekilde de huzura varacağız Allah'ın izniyle. Başka çare yok arkadaşlar. Şu kısacık ömürde sabredeceğiz. Şükredeceğiz ve dinimize imtisal edeceğiz. Bize yeter. Bize yeter. Onun için kardeşlerim şuraya dikkat etmek istiyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Kişi İslam'ın hakikatine ulaşamaz. Ta ki içini dışını ne demek yani? Dış tarafını. Alemi halk dediğimiz yani insanın insanın dış yapısı. Giyim, kuşam, gezme işte ne bileyim insani melekeler. Beşeriyet icabı yapılması gerekenlerin dış tarafa açılan yönü veyahut içini İç alemi, kalbi duygularını, hissiyatını, ruhunu, vicdanını, gönlünü Allah ve Resulü'nün emir ve yasaklarına göre ayarlamadıkça İslam'ın hakikatine ulaşamaz. İslam'ın hakikatine ulaşmak öyle kolay mı? İmanı kemale erdirmek öyle kolay mı kardeşler? İç ve dış tamamıyla Allah ve Resulü'nün emri ve yasaklarına göre ayarlanacak. Onun için Bizler bizler bize gönderilen dini yaşamakla mükellefiz. Asla kafire benzemek, kafire teşebbüh, gayrimüslime benzeyiş, onlara e, gönül bağlama, onların yaşayış tarzına imrenme. Ya şunlara bak görüyor musun? Nasıl yaşıyorlar? Onlar yaşamayı bilmiyor. Yaşamayı bilselerdi imana imtisal ederlerdi. Kur'an'a itibar ederlerdi. Resulullah'a iman ederlerdi arkadaşlar. Onlar zeki olabilirler. Zekalarını kullanabilirler. Ama asla akıllı değiller. Akıllı olsalardı Allah ve Resulü'nün safında olurlardı. Rabbim onlara da akıl nasip eylesin. İman ve hidayet nasip eylesin arkadaşlar. Bizlere de vermiş olduğu bu hidayette tabi olmayı nasip eylesin. Rabbena la tuzil kulubena ba'de iz hedeytena ve hablena min Ey Rabbimiz bizi hidayete erdikten sonra, erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Çok dua edelim. alaydar Efendi babamız, Efendi Hazretlerimiz, oğlum Mahmut. Namazını kılarken Rabbena'dan sonra eğer vakit kalırsa Rabbena Rabbena'la tuzir duasını oku diye söylermiş. Cemaatle beraber namaz kılarken eğer imam uzatırsa bu duayı okuyalım mutlaka. Rabbena atina duasından sonra. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz bizi hidayet et, sonra hidayet ettikten sonra ya Rabbi kalplerimizi kaydırma. Ya başka yerlere kayma olabilir. Nasıl olur? Gevşeklikle olur. Nasıl olur? Cehaletle olur. Dinini bilmeyen bir insan gayrimüslime imrenir. Halbuki dinde o yaşayış vardı. Dinde güzel yaşayış vardı. Dindeki bayramı bilmeyen dindeki önemli günleri bilmeyen başkalarının günlerine imrenir. Onların günleri ona eğlenceleri, ne bileyim gülmeleri, gezmeleri, onların örf adetleri gözünün önüne gelir. Çünkü bilmiyor. Kendi dinini öğrenmemiş. Ne gariptir değil mi? İnsan Müslümanım diyecek de kendisine indirilen dini bilemeyecek. Gafil olacak, zalim olacak, cahil olacak. Rabbim onlardan halas eylesin hepimiz arkadaşlar. Kendisine indirilen dini bilmemekle cahil, kendisine indirilen dini yaşamamakla insan zalim olur arkadaşlar. Ya Rabbim böyle olmaktan muhafaza eylesin. Şimdi kafire benzememek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ashabına en çok, en çok telkin ettiği şeylerden bir tanesidir. Haliful müşrikine, haliful Yahud ve Nasara diye başlayan hadisleri ele aldığımızda arkadaşlar müşriklere muhalefet edin. Onlara benzemeyin. Onların yaptıklarını yapmayın. Yahudilere muhalefet edin. Hristiyanlara muhalefet edin. Onların yaptıklarını yapmayın diye beyan ettiği birçok hadis-i şeriften anlaşılan şu ki asla iç ve dış onlara benzememeli. Kardeşlerim bir keresinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Ashab-ı Kiram Efendilerimiz bir cenaze merasiminde idiler. Cenazeyi defnediyorlardı. Kabristan'da idiler. Kalabalık bir Müslüman kardeşimiz vefat etmiş. Resulullah Efendimiz ve ashabı onu defne, diyorlar. Bu defin esnasında bir Yahudi kabristanın yanından geçiyor. Geçerken bir kalabalık görüyor. Orada karabalığı merak edip içindekilerden birisine ne yapıyorsunuz siz burada diye soruyor. Bir Yahudi Oradan ashab-ı kiram efendilerimizden bir tanesi Cenazemiz var, cenaze defne diyoruz, diyor. Aa biz de aynı şekilde defne diyoruz. Siz ayakta mı defne diyorsunuz böyle? Yani cenaze ayakta mı defnediyoruz? Biz de aynı şekilde defne diyoruz. Ne münasebet? Ne müteşahhabat? Yani ne muvaffakat yani? Biz de aynı şekilde yapıyoruz deyince Resulullah Efendimiz bu sözü duyuyor. Hemen ashabına diyor ki oturun. Oturun. O ki Yahudiler ayakta defin yapıyorlar. Oturun. Sadece görevliler defini yapar. Biz de onu bu şekilde oturarak artık okulum, okumalarımızı okuyacağız. Defin bitene kadar bu şekilde kalacağız. Asla Yahudi'ye benzemek. Asla Hristiyan'a benzemek yok. Onları dost edinmek yok arkadaşlar. Onun için bu hadis-i şeriflerden anlaşılan şu. Muhaddisun diyor ki burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mesela aşure gününde, aşure gününde tek başına oruç tutmak mekruh, kerik görülmüş, kerahat vardır. Zira Resulullah Efendimiz Sallallahu Vesselam tutacaksanız tek başına tutmayın Yahudiler gibi. Ya 9 bir gün önce ya da 11 bir, bir gün sonrayı da katın buyuruyor. Yahudilere benzemeyiniz. Çünkü aşure gününde Yahudiler de oruç tutuyor. Kerahat vakit nereden namazı nehy etmiştir Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Zira güneşe tapanlara benzemeyelim, benzemeyelim diye. Ne Yahudi'ye, ne Hristiyan'a, ne gayrimüslim'e, ne putperest'e, ne mecusiye asla benzemek olmayacak. Yine kendisi şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Medine'ye geldim, baktım gördüm ki Medine ehli iki bayram kutluyorlar. Eğlenceler, işte ne bileyim gülmeler, işte kutlamalar vesaire bir bayram havası İki tane bayramları var. Nevruz ve Mihrican, Mihrican bayramı. Bunları, bunların yerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashabına hitaben bunların yerine Allah size daha güzelini, daha faziletlisini, daha değerlini, değerlisini verdi. Nedir o? İdül Fıtır, Ramazan bayramı ve İdül Adha ve Kurban bayramıdır buyurdu Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Onun için Asla onların bayramları bizim bayramımız değil. Asla onların kutsal günleri bizim günlerimiz değil. Asla onların örf adetleri bizim örf adetlerimiz değildir. Bizim dinimiz kesinlikle dinimizin dışında olanlara muhalefet içindir. Başta nefis, sonra şeytan, sonra da dinin bugün İslam'ın düşmanlarına hiçbir zaman benzememektir. Benzemeyeceğiz arkadaşlar. Hiçbir şekilde. Onun için ya hafife aldığımız kılık kıyafet de olsa, yeme içme de olsa asla asla benzemeyeceğiz. Yemek yedik, evimizde yemek yedik. Yemekten sonra dua yapılacak. Nasıl dua yapalım? Duayı nerede yapalım? Başta mı, ortada mı, sonda mı? Bunda bile Efendimiz muhalefet yapınız buyuruyor. Yahudiler başta, Hristiyanlar sonda, biz de yemeğin ortası. Yani daha kalkmadan biz duayı yapalım buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam efendim. Onun için hani büyükler der ya, der ya e, doğadan sonra biraz daha yiyelim. Yani kırk lokma derler, kırık lokma derler. Birkaç rivayet var. Buradan ne anlaşılıyor? Dua ortada yapılacak. Kalkmadan yapılacak. Niye? Teşebbüh olmasın. Yahudiye ve Hristiyan'a benzeme olmasın diye. Bunlar kaçırılmayacak şeylerdir. Bunlar önemli şeylerdir. Efendi babamız Kudsesirru Aleyder Efendi bir Müslümana bir Müslümanın yaşamış, yapmış olduğu en büyük günah nedir bilir misiniz diyor. Kafire benzemektir. En büyük günah kafire benzemektir arkadaşlar. Hiçbir şekilde. Yani hiçbir şekilde hafife almadan. Hiçbir şeyi hafife almadan kafire benzemeyeceğiz. Zira Rabbimiz ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve la terkenu ila allazina zalamu fetemsakumun naru <laughs> ve malakum min dunillah ve malakum min dunillah min avliya'a summalat surun sallallahu alazim ey kullarım ey müslümanlar ey iman edenler asla meyletmeyin Meyletmeyin. giyim ve kuşam dediğiniz, hafife alınacak şeylerde dahi meyletmeyiniz. İlellezîne zalemû. Şirk koşarak nefislerine zulmetmiş kimselere, Allah'a ortak koşanlara, Allah'a düşman olanlara, Resulullah'a düşman olanlara meyletmeyiniz. Asla kafirlere meyletmeyiniz. Kafirlerin gideceği yer ebedi cehennem. İman, Etmeyenlerin gideceği yer ebedi cehennemdir. Onları ancak ateş temizleyecek. Onların hakkı ateştir. Onların cezası ateşle olacak. Onun için kafirlere meyletmeyiniz. Benzeyiş olmasın, benzeme olmasın ki Onları yakalayan ateş sizi de yakalar. Sizi de ateş yakalar o zaman. Sizi de ateş tutuşturur. Size de ateş bitişir. Size de ateş dokunur. Ve malekum min dunillah. Allah'tan başka da bir yardımcı bulunmaz min evliya. Yardım edecek bir dost yoktur. Thummalatun sarun. Sonra yardım da olunmazsınız. Ateşten kurtaracak ancak Allah'tır ama kafire benzerseniz size Allah yardım etmeyecektir. Bakınız apacık ayet. Kafire benzemek kesinlikle yoktur. Kesinlikle olmayacak. Olmamalıdır. Muhalefet şart. Onun için kardeşlerim zahiri işlerde, batını işlerde hiçbir şekilde kafire teşebbü, gayri gayrimüslime, ehli kitaba benzerlik yasaklanmıştır. Kerih görülmüştür. Bazı yerlerde asla caiz değildir arkadaşlar. Asla caiz değildir. Zahiri işlerde benzerlik yani mesela adetler, örfler, bayramlar, işte ne bileyim kutlamalar, ne gibi mesela İşte anneler günü. Bunu kim ihtas etti? Gayrimüslim. İslam'da yok anneler günü. Babalar günü, sevgililer günü, öğretmenler günü. Yani sene içerisinde bir gün tayin ediyorlar. İşte e, mukaddesata önem vermek için. İslam'da her gün mukaddesata önem vardır. Benim annem bana her gün değerlidir. Benim babam bana her gün değerlidir. Benim öğretmenim, benim müderrisim, muallimim bana her gün değerlidir. Benim mukaddesatım bana her gün değerlidir. Senenin bir günü değil ki. Demek ki gayrimüslimin ihtiyasıdır bu. Gayrimüslimin icadıdır. Dolayısıyla bunları kutlamak caiz değildir. Adetler, örfler, bayramlar ne olur? Zahiri bir şekilde insan benzerse gizli yolla yani tedrici olarak derece derecede batıni işlere benzerlik gelecektir Allah muhafaza etsin. Yani zahiren insan benzerse kalbi duygular da bu sefer benzemeye başlayacaktır. Zira ne olacak? Taviz tavizi gerektirecek. Aman şunu da yapayım, aman bunu da yapayım. Bu sefer insan iç alemi de benzemeye çalışacak. Allah muhafaza, Allah muhafaza imanına kadar gidecektir. Şimdi dinimiz hoşgörü dini deniyor. Tamam dinimiz hoşgörü dinidir. Dinimiz kolaylık dinidir. Dinimiz nerede hoşgörüdür? Nerede yumuşaklık yapar. Nerede kolaylık sağlar? Ayakta namaz kılamıyorsun, oturarak namaz kıl. Oturarak kılamıyorsun, ima ile namaz kıl. Ramazanda seferiysen, hastaysan Ramazan dışında tut. Bu gibi şeylerde kolaylık yapar. Yoksa dinde olmayanı dinin içerisine sokmak havadisi ihdas veya bid'atı idihal değildir. Asla. Bid'atları kesinlikle, kesinlikle yaşanmasını istemez. Bid'at nedir? Bid'at İslam'da olmayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamalarında olmayan şeylerin tamamına bidat diyoruz. Bidatın iyisi kötüsü olmaz. Dolayısıyla bizler bize indirilen dini Yahudiler ve Hristiyan gibi tahrif etmeden, bugün birileri e, Kur'an'ı tahrif etmeye çalışıyor. Şu ayet o zamanı bağlar. Bu ayet bu zamanı bağlar diyerekten kendi yorumlarını ortaya koyaraktan bir şey yapmaya çalışıyorlar. İnsanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar, tahrifata gitmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Allah bu Kur'an'ı indirdi, muhafaza edeceğini de kendisi söylüyor. Asla Kur'an'da bir değişiklik olmaz. Zamana ve zemine göre hüküm değişmez. Bu konu, bu konu biraz daha e, beyana ihtiyacı vardır. Örf ve adet değişir, örf ve adet değişmesiyle hüküm olur mu, hüküm teşkil eder mi meseleleri uzun uzaya gider. Bu konuda e, ulemanın beyanatı vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bizler asla asla kafire benzeme konusuna azami dikkat edeceğiz. Yahudiye ve Hristiyana benzemek ne zahiren ne batinen. Ki zahiren benzemek batinen benzemeyi de getirecektir Allah muhafaza eylesin. Onun için Efendi Hazretlerimizin, Mahmud Efendi Hazretlerimizin bu konuya da ne kadar hassas olduğunu şu ifadelerle bakınız bize beyan ediyor. Çok önemli. Düşmanlar istila etti bizi. Cahil buldular bizi. Deve gibi avanak buldular bizi. İstedikleri tarafa çekiyorlar bizi. Dardır demiyoruz. Yuvalarına girmeye çalışıyoruz. Hani deve büyük ya. Deve büyük ya. Çekmiş onu fare götürüyor. O benzetmeyi yapıyor burada aslında. Avanaklıktan kasıt o yani. Biraz aklını kullan da. Nereye gidiyorsun? Dardır demiyoruz. Yuvalarına girmeye çalışıyoruz. Bunların hediyeleri kabul edilmez. İkramları kabul edilmez. Hindileri haram bunların. Yaptıkları bu gecedeki rezaletler dünyayı yıkmaya, yedi kat gökleri ve yeri indirmeye kafidir. Yedi kat gökleri yere indirmeye kafidir. O kadar günahdır. Bakınız çok önemli. Ne demek bir kafire benzer? Bir Müslüman kafire benzemez. Bir Müslüman kafire benzemez. İşte miladi olarak 31 Aralık gecesi yani bir ocağa bağlayan gece bir Noel kutlamaları var. Malum bu memleketimizde bir umumu belva olmuş. Bir beliye bu Allah'ın bir büyük bir sınaması bir imtihanı. Büyük bir bela bu. Nice Müslümanım deyip o güne e, ihtiram gösterenler var Allah muhafaza eylesin. Hürmet edenler var. Yahu mübarek sen o gecede sen o gecede evine yapmadığın e, gayri şeyleri neden yapıyorsun? Ayrı şeyleri neden yapıyorsun? Ne oldu bu? Benzemek oldu işte. Evine almadığı şeyleri o gün alıyor. Hindi normalde insana helalken o gün hürmeten kesmek caiz değil haram. Hatta insanı küfre götürür arkadaşlar. Bu ne demektir ya? Bunlara çok dikkat etmeli. Hindi helal. Hindi eti bize e, senenin 364 gününde helalken 365. günde Hristiyanların bayramında onlar hindi kestiklerinden burada hürmeten yapıldığından Allah muhafaza hindi eti haram olacak. İnsanın yapmış olduğu bu te teşebbüh de insanı küfre götürecektir. Mevla muhafaza eylesin. Yine Efendimiz bir sohbetinde duymuştuk. Şöyle ifade etmişti. İbni Abidin'de rivayeten o güne hürmeten o güne tazim olarak bir kimse bir kimse yumurta hediye etmiş olsa onlara yumurta hediye etmiş olsa Allah muhafaza ona e, ulema ona küfrüyle hükmediyor. Küfrüyle hükmediyor. Bu konu çok önemlidir. Yani efendi babamızın buyurduğu gibi insanın insanın e, yapmış olduğu işlerin en büyük günahı en büyük günahı işlerinden en büyüğü günah olarak kafire benzemektir diyor ya. Öyle muhafaza eylesin. Çok gayret etmeli kardeşlerim. Aman kardeşlerim. Aman genç kardeşlerim. Biz işimize bakalım. Dinimize bakalım. Kur'an'a bakalım. Bizim Noel kutlaması diye bir kutlamamız yoktur. Yahu nasıl bir peygamberin sevincine içkiyle, kumarla, eğlenceyle, azmakla Allah muhafaza. Kötü işler yapmakla mı girilir Yahu? Nerede görüldü bu? İsa Aleyhisselam'ın doğumunu zinalarla mı kutlayacağız? Eğlencelerle mi kutlayacağız? Şaraplarla mı, içkilerle mi, kumarlarla mı kutlayacağız? O gece sabaha kadar eğlence var. Bu ne demektir? Bir Müslüman, bir Müslüman nasıl teşebbüh yapabilir? Onlara e, meyledebilir. Allah muhafaza eylesin. Piyango, kumar tamamen bunların hepsi iddia, hepsi haramdır. Nitekim Mevlamız Esselamüle Ya eyyuhallezine amenu innemel hamru vel meysuru. Ey iman edenler! Şarap ve sarhoş, sarhoş edici tüm içkiler, kumar, Vel dikili taşlar vel ezlam şans oyunları fal fal oyunları bunların tamamı iddia piyango bunların hepsi ricisun min ameli şeytan şeytanın amelinden bir pisliktir. Pisliktir, şeytanın amelidir, kötüdür. Feciteni buhu sakının bak emir geldi. Sakının bunlardan, bu sayılanlardan. İçki, şarap, evet, kumar, şans oyunları, dikili taşlar, fal, iddia, piyango bunların tamamı. Tamam arkadaşlar yasaktır. Haramdır. Fecetenebuhu laallekum tutfur. Sakının ki felah bulasınız, kurtuluşa eresiniz. Onun için şimdi hem e, piyango yani Müslüman bir kimsenin geçip de bir piyango sırasında ya yani bilet almak için sıra beklemesi ki bir de bunun başına milli koymak ne kadar doğrudur yahu? Bu nasıl bir piyangonun millisi mi olur? Nasıl bir şey bu? Piyango haramdır. İddia haramdır. Ya. Hocam işte piyangoda bilet çıkarsa ben ee cami yaptıracağım. Yahu nasıl olur bu ya? Piyango parasıyla cami yaptırmak. İdrarla abdest alınır mı arkadaşlar? Unutmayınız bu sözümü. İdrarla abdest alınır mı? Aynı ona benziyor. Hocam hacca gideceğim. Hocam işte ee kurs yaptıracağım, yurt yaptıracağım, cami yaptıracağım, hayır yapacağım. Dua edinde piyango çıksın. Allah muhafaza. Bir kimse piyango sırasında olup dikkat edin buraya piyango, sırasında olup o bilet e, piyango bileti almak için sıra beklerken kendisine sıra geldiğinde inşallah çıkar. Haydi bismillah diyerekten piyango biletini alsa o işte ne bileyim e, bileti karalasa bismillah diyerek yapsa Allah muhafaza kâfir e, kafir olur ya. Kafir olur. Harama besmeleyle başlamak aynı ne gibi şarabı besmeleyle içmek gibidir. Allah'ın yasak ettiği bir şeyi besmeleyle yapmak alay etmektir ya. istihza vardır yahu burada. Burada alay etmek vardır. Adam kafir olur. Şimdi Müslümanım diyor, başörtülü bir hanımefendi piyango sırasında bekliyor. Evet, Bismillah diyerek inşallah çıkar diyerek bir de dua yapıyor. Bu ne demek ya? Arkadaşlar kendimize gelelim. Arkadaşlar kendimize gelelim. Allah'ın azabı yakındır. Kendimize gelelim arkadaşlar. Tövbe edelim. Cenab-ı Hak hepimizi, hepimizi halas eylesin. Bu gibi kötü hatalardan, hasletlerden, haramlardan Allah hepimizi muhafaza eylesin arkadaşlar. Onun için biz Yahudi'ye, Hristiyan'a asla ve kat'a benzememeliyiz. Şimdi evleri, dükkanları e, süslemek peydah oldu. Hamdolsun e, eskiye göre biraz daha azaldı ama hepten gitmesi lazım. Bir Müslüman evini süsleyemez. O gün yani bir senenin sonu e, yılbaşı diyerekten evet neyin yılbaşısı arkadaş? Neyin yılbaşısı? Bunu bir sor kendine ya. Miladi olarak bir senenin sonundan senenin başına giriştir bu. Hayatından bir sene gitti diye üzül. Bir sene daha yaşlandın. Bir sene daha yaşın kemale erdi. Bir sene daha ahirete yaklaştın. Bunun muhasebesini yapmalıyız biz. Sadece bu miladi bir geceden ibarettir. Neyin yılbaşısı? Bizim yılbaşımız hicri yılbaşımızdır. Muharrem'in biridir. Yani biz Muharrem'in birinde Hicri olarak bir yeni yılbaşını tebrik ederiz. Neyi tebrik ediyoruz? Yeni yılımız kutlu olsun. Kutlama mesajı dahi gönderemez bir Müslüman. Caiz değildir arkadaşlar. Bunlar ahirette hepimize sorulur. Bize sorulur arkadaşlar. Bunu, bunu Yahudi ve estağfurullah Hristiyanlara benzeme açısından bir tebrik göndermek dahi caiz değildir. Bunun hesabı ağır olur. Mesaj dahi göndermeyeceğiz arkadaşlar. Bunlara tövbe etmeliyiz. Bunları iyi öğrenmeliyiz. Cenab-ı Hak hepimizi şuurlu eylesin arkadaşlar. Amin. Evleri ve dükkanlar süslemek asla caiz değildir. Şimdi çamlar dikiyorlar, hindiler kesiyorlar. Gecede sıkıntı yok. O yapılan işlerde sıkıntı var. Hürmeten yapıldığından. O geceye e, hürmeten yapıldığından. Hristiyanların gününe hürmeten, kutlamasına hürmeten yapıldığından sıkıntı meydana geliyor. Onun için yılbaşı kutlamak Müslümana haramdır arkadaşlar. Caiz değil. Caiz değil. Bize bu gecelerden, günlerden, bu bayramlardan daha hayırlı bayram verildi bize elhamdülillah. Bize kendi bayramımız yeter. Kendi örf adetimiz yeter. Kendi kutlamalarımız yeter. Kendi özel günlerimiz bize yeter arkadaşlar. O gün Allah muhafaza. Televizyon izlemek dahi caiz, caiz değildir. Maalesef televizyonu izlemek zaten uygun değil. Hani televizyonun yasak yani kötülüğünü e, yanlış şeylere bakmanın haram olduğunu zaten söylüyoruz. Keşke olmasa. Hani evimizde televizyon olmasa da kitapla meşgul olsak, ilimle meşgul olsak, ailemizle meşgul olsak. Değil mi? Hani televizyon e, neden kötü? E, hayır yolunda kullanmadığı için, kafirin elinde olduğu için kötüdür. Yoksa teknolojiyi kötülemek anlamında söylemiyoruz bunu. Keşke evlerde olmasa bunlar. Niye? Kötü şeyler görüyor. Bir erkek kadın görüyor. Kadın erkek görüyor. Yani muharremata düşüyor Allah muhafaza. Bu, yön, bu yönden televizyonun evde olmamasını biz tavsiye ediyoruz. Söylüyoruz. Olmasa. Şimdi evde televizyon olup da o gece televizyon istemek asla caiz değildir. Niye? Yılbaşı özel diyor. Yılbaşı özel diyor. O günde çekilişler yapılıyor. İşte iddialar yapılıyor. Piyangolar işte ne bileyim çekilişler oluyor. İçkiler içiliyor, kumalar oluyor. Arkadaşlar bakmak caiz değil. Niye? Zira iştirak var. İştirak ne demek? Ortak olma var. Günaha ortak olma var. Sen ona bakarak sanki ona rıza gösteriyor on manası vardır. İslam bunu da yasaklamıştır. Yapamayız. O gün televizyon izlemek de yasaktır. Ne oldu? Ne oldu? Allah muhafaza insan gümbürtüye gitti. Ne yaptığını bilmeli. Yaptığı işte acaba ben din çatısı altında kalıyor muyum yoksa dışarı çıkıyor muyum? Arkadaşlar dikkat edelim kendimize. Ey genç kardeşim, ey benim heyecanlı kardeşim, güzel kardeşim, temiz kardeşim. Bizler bunlara çok dikkat etmeliyiz. Ne, ne buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Bizden başkasına benzemeye çalışan bizden değildir. Benzemeyeceğiz arkadaşlar. Hristiyana benzemeyeceğiz arkadaşlar. Yahudiye benzemeyeceğiz arkadaşlar. Sohbetimizin içerisindeki o benzetmeleri unutmayalım. O teşbihleri unutmayalım. Resulullah Efendimiz neden nehiyetti? Niye nehiyetti? Yahudiye ve Hristiyana benzememek, gayrimüslime benzememek içindir. Hafife almayalım arkadaşlar. Zira ateş yakalar. Ateş insanı temizler bu benzetmeden sebep. Bu benzet bu teşebbühten sebep. Mevla muhafaza eylesin. Şimdi okumuş olduğum ayeti cellede. Yüce Rabbimiz bakınız ne buyuruyor? Celle Celaluhu. Ya amel, Ey iman edenler. La El Yahude Yahudi ve Nasara Hristiyanı. Evliya. Dostlar edinmeyiniz. Onlarla dost olmayınız. Onlarla arkadaş olmayınız. Onlara sırlarınızı dökmeyiniz. Ey iman edenler. Onlara benzemeyiz. Onların yolundan gitmeyiniz. Niye? Ba'duhum evliya'u Çünkü sizi yok etmede, İslam'a ve ehli İslam'a darbe vurmada onlar bazıların bazılarının dostlarıdır. Tabii ki Müslüman'a karşı onlar birleşir. El küfrü milletun vahidetun. Yahudi, Hristiyan, Hristiyan, Yahudi dost edinebilir. İslam'ın karşısında durmak için bunu yapabilir. Zira bugünü görüyorsunuz. Oraya hiç girmeyeceğim. Bugün İslam'ı yıkmak için, Müslümanlara darbe vurmak için küfür tek millet olmuş. Onlar kendi kendileriyle arkadaşlık yaparlar. Peki ve men minkum sizden her kim onları dost edinirse fe minhum o da onlardandır. Ben onu onlardan kabul ederim diyorum evla. Ya. Yahudi ve Hristiyan'ı dost edinen, onların bayramlarını kutlayan, onların özel günlerini ihtiram eden, hürmet eden, tazim eden, onların örf adetlerine imrenen bir şeyler yapmaya çalışan bak görüyor musun Yahudilerin de ne güzel bayramı var bak Hristiyanlarda ne örfü var be diyerekten onları örnek almaya çalışan onların yaşayış tarzını yaşamaya çalışan kim olursa kim onları dost edinirse onların peşinden giderse ben onu onlardan sayacağım. İnna اللّٰهِ لَا اَحْتِ الْقَوْمِ El <laughs> Fasık'ın affen. Mevla Teala Hazretleri fasık olan kavme asla hidayet etmeyecektir hidayet göndermeyecektir. Onun için kardeşlerim burada Rabbimiz Celle Celaluhu bize Yahudiye ve Hristiyana benzememeyi söylüyor. Yahudiye ve Hristiyan örnek almamayı, onları dost edinmemeyi, onların yolundan gitmemeyi bize söylüyor. Çok dikkat edeceğiz. Çok azami derecede. Şunu yaparsam acaba benzer miyim? Benzer miyim? Ya. Dikkat edelim arkadaşlar. Dikkat edelim. Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Kutsesi Ruhu Sultanımız Şeyhimiz Allah'ım sağda afiyet. Kendisine ihsan eylesin. Başımızdan eksik eylemesin. Çok önemserdi. Çok. Çok yakasız gömlek, işte vesaire, manşetsiz giymek, ne bileyim, kafire benzememek için. Sırf kafire benzememek için. Feyzi ilahi celp etmek için. Resulullah Efendimize itiba etmek için. Aşırı derecede buna çok dikkat ederdi. Zira efendi babamızın sözünü tekrar hatırlatıyorum. Çünkü o onun terbiyesinden geçti. Öyle bir talebe bize yetiştirdi. Başımızın tacı Efendi Hazretlerimiz gibi birini yetiştirdi. Allah ondan razı olsun. Bir Müslümana günah olarak kafire benzemesi yeter. En büyük günahlardan bir tanesidir. Evet. Mevla helas eylesin. Mevla gayrimüslimi örnek almaktan ve onları dost edinmekten muhafaza eylesin. Amin. Okumuş oldum hadis-i şerifte. Sevgili Peygamberimiz bakınız ne buyuruyor. Buiztü bir seyfi. Buiztü bir seyfi. Ben kılıçla gönderildim. Ne demek? Hatta yu'abedallahu vahdehu la şerikele. Din evrensel bir dindir. İndirilen bu din tüm insanlığa gönderilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Ve kendisi şöyle der. Her peygamber kendi kavmine gönderilmişken ben tüm insanlar gönderildim. Dolayısıyla tek ve eşi benzeri olmayan Allah'a ibadet edilinceye kadar savaşla emrolundum. Yani herkesi hakka davet ile emrolundum. Tebliğ ile emrolundum. İrşatla emrolundum buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için gönderildim ben. Kılıç yerine göre kılıç çekilecektir. Yerine göre ama önce davet. Önce davet. Elçi gönderilir. Onlara İslam tebliğ edilir. Kabul edilirse ne ala. İslam'a girerler. Şahadeteyni söylerler ve idhal olurlar. Girerler. Dahil olurlar. Aksi takdirde bir uyarı sonra gereği yapılır. Onun için bu bir seyfi, seyif kılıç demektir. Burada cihada, cihada işaret vardır. İşte yeryüzünde. İlaike kelimetullah. Hakim olana dek cihatla emrolunmuştur Müslüman. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben bunun için gönderildim diyor. Allah'ı tanıyacaklar. Allah'a ibadet olunacak. Bunun için mücadele verilecek arkadaşlar. Ve cu'ile rizqi tahtadill rumhi ve söylüyor. Savaş neticesinde eğer itaat ederlerse baş kaldırmayıp İslam'a girerlerse ne hala. Aksi takdirde savaş yapılır. Cihat emri verilir. Ondan sonra onların malları ganimet olarak Müslümanlara gelir. Ve cu'al riski tahtadillu ruhi. Benim mızrağımın altındadır rızkım diyor. Ne demek? Enfal suresinde de buyrulduğu üzere ganimetler bize helal kılındı. Ne oldu? Onların ganimet onların malları bize helaldir. İşte benim rızkım mızrağımın altındadır. Ve cu'ile zilletü ve sagaru. Burası çok önemli. Aşağılık ve zelil olmak kılınmıştır. Ala men halefe emri. Benim emrime muhalefet eden kimseye zelil ve aşağılık olma kötülüğü verilecektir. Aşağılık ve zelil olacaklar. Kim benim emrime muhalefet ederse, benim yolumdan gitmezse, benim emrime baş kaldırırsa zelil ve hakir olacaktır. Zillet ve sagar aşağılık olmak demektir. Ve men teşebbehe bi kavmin En son nokta. Bizim alacağımız en önemli nokta. Sohbetin ana maddesi buydu zaten. Ne o? Kafire benzememek. Gayrimüslime benzememek. Ve men teşebbehe bi kavmin. Her kim bir kavme teşebbü yani benzemeye çalışırsa fezve O onlardandır. Ya. Demek ki gayrimüslimlerden olmamak için onlara benzemememiz gerekiyor. Kardeşlerim burası çok önemlidir. Resulullah Efendimiz bu işi çok önemsemiştir. Allah dostlarım bu işi çok önemsemiştir. Onların kutsal günlerine, biraz önce de söylediğimiz gibi, işte Nevruz bayramıymış, Mihrican bayramıymış, vesaire şu bayramı bu bayramı, her neyse, isimlerini söylemekten ağır ettiğim o bayramlar, onların o kültürleri, onların o işte ne bileyim, Özel günleri, adetler, örfleri bizi ilgilendirmez. Onların dini, onlara bizim dinimiz bizedir arkadaşlar. Bizim dinimiz bize yeter. Bizim özel günlerimiz bize yeter. Haftada bir gün Cuma bayramı. Bayramlaş. Bayramın mübarek olsun kardeşim. Haftada bir gün Allah bize Müslümanlar birlesin diye. Müslümanların gönülleri bir olsun diye. Tüm Müslümanlar cem olsun bir Cuma namazı. Cuma günü öğle namazı farz değil. Cuma farz dikkat edin. Şartlar yerine gelirse. Neden? Müslümanlar bir olsun. Beraber olsunlar diye. İşte bayram bu. Bayram bu. Bunu haftada bir kutlayabilirsin. Tebrik edebilirsin Müslüman kardeşini. Sene içerisinde iki bayram, kurban bayramı, Ramazan bayramı bunlar bize yeter arkadaşlar. Onun için kim bir kavme benzemeye çalışır, çalışırsa o onlardandır. Buraya çok dikkat edeceğiz. Buna ulema çok dikkat etmiştir. Alimlerimiz, alimlerimiz bu konuda gerçekten çok beyanatta bulunmuşlardır. Onlara ihtiram yok asla. Onlara hürmeten, bir kimse bir şey yapsa Allah muhafaza kafir olur hürmeten diyorum. Ama basit olsa şöyle ne bileyim ya benim onlara benzemekten kasıt işte onlar eğleniyor ben de eğleniyorum. Hürmeten değil de hürmeten değil de böyle işte hocam yapıyoruz ya dese insan kafir olmaz ama günahkar olur. Niye? Yine teşebbüs var. Yine benzeme var burada. Çok dikkat edelim. Bugün maalesef Türkiye'mizde e, Müslümanım deyip Müslümanım deyip o günü o günü kutlayanlar var. Onun için tekrar söylüyoruz arkadaşlar. Yılbaşı kutlamak haramdır. Noel kutlamak haramdır. İşte ne bileyim e, kumar oynamak, e, piyango, iddia gibi e, bu gibi çekilişler kesinlikle haramdır. Haramla kazanılan e, insana e, huzur vermez, bereket vermez. Allah muhafaza hayatını tarumar eder. Dünyada ahirette berbat olur gider. Bunun hesabını veremeyiz arkadaşlar. Kafire benzemenin ancak ateşle temizleneceğini biraz önce okuduğum ayeti cellede Mevlamız buyurdu. Fetemessekumunlar. Ateş yakalar. Çok korkmalı. Arkadaşlar çok korkmalı. O gece, o geceye arkadaşlar çok dikkat etmeli. 31 Aralık bir ocağa bağlayan gece özellikle bu sene. Perşembeyi Cuma bağlayan geceye tevafuk ediyor. Tam bir bizim gecemiz. Perşembeyi Cuma bağlayan gece önemli bir gecedir. Bizim bayramımızdır. O gece çok Diğer haftaları yani haftanın diğer günlerine nazaran Mevla'nın çok rahmet ettiği, çok bereketin indirdiği bir gecedir. O gece ne yapalım? Erkenden yatalım. Erkenden yatalım. Gece erken kalkıp dua edelim. Ümmetin Muhammed'in felahı salahı için dua edelim. Kendimizin doğru yoldan ayrılmaması için dua edelim arkadaşlar. Demek ki Perşembe'yi Cuma bağlayan gece tevafık. Çok büyük imtihandayız bu sene. Bakınız 2020 nasıl geçti? Musibetlerle, belalarla, sıkıntılarla geçti. Niye? Niye? Allah zalim mi ki kullarına böyle zulmediyor? Haşa ve kelle. Asla. Biz yoldan çıktık, sapıttık, dalalete düştük, yanlış yollara girdik. Tövbeyle, Allah'a iltica ile, tezarru ile Mevla tekrar bizi eski günlerimize döndürecek. Kur'an'a sarılırsak, şeriata yapışırsak, Allah eski günümüzden daha iyi günler bize halk edecek. Belayı indiren Allah kaldırmaya kadirdir. derdini Derdi indiren dermanını da indirecek arkadaşlar. O Rabbimizin vazifesi. Biz vazifemizi yapalım. Bizim vazifemiz asla kafire benzememektir. Kardeşlerim sohbetimi e, toparlarken mektubatla geldim sohbetime. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin kitabından size iki yerden aslında e, kafire benzemenin ne kadar kötü olduğunu ifade etmek için burada İmam Rabbani Hazretlerimiz birinci cilt 266. mektubun 14. sayfasında ortada faide-i celile diye başlayan yerde bakınız İmam Rabbani Hazretlerinden naklediyorum. Ki İmam Rabbani Hazretleri dendiğinde tüm ulema bir şöyle sesini keser bir dinler bir ihtiram eder. Çünkü ilimde rasık maneviyatta amık bir insandır. Zahiri ve batın ilimleri Allah kendisine ihsan etmiştir. Yüce bir makam vermiştir ona. İmam Rabbani Hazretleri konuştuğu zaman hepimiz susarız. İşte bakınız ne diyor burada? Faide-i Celil'e diyor. Yani burada arkadaşlar tekrar söylüyorum. Birinci cilt 266. mektubun 14. sayfasında özetleyerek söyleyeceğim size Allah nasip ederse. Buyuruyor ki inna azaben naril ebedi diye başlıyor. Ebedi azap kimlere verilecektir? Aslında ebedi azap yani cehennemde ebediyen kimler kalacak? Kafirler kalacaktır. Eğer şöyle dense bir soru soruluyor. Şöyle bir soru gelse bir kimse de iman olduğu halde kafirlerin günlerine, kafirlerin örf adetlerine hürmet etse, onların günlerinde tazim etse, ehli küfrün, gayrimüslimin özel günlerini kutlasa durumu ne olur acaba? Burada Ulema'nın beyanatını da aslında özetliyor İmam-ı Hazretleri. Bakınız, diyor ki: Bazı alimler onun küfrüyle hükmediyorlar. Bazı alimler onun küfrüyle hükmediyorlar. Yani ehli küfrün özel günlerine hürmet ve tazim göstermek küfürdür diyor. O kişi kafirdir diyor. Biraz önce de vermiş olduğumuz misallerde olduğu gibi arkadaşlar. Ama kendisi diyor ki: İmam Rabbana Hazretleri. E diyor. Ben diyorum. Yani bana göre İmam Rabbana Hazretleri buyuruyor. İnkâne kâfira mahvan fe nasibuhul azâb el muhallet. E Allah subhanehu. Mevla muhafaza eylesin. Eğer bir kimse kafirse diyor. Mahsa kafirse. Dinsizse. Allah ve Resulü inkar ediyorsa bunun gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacak. Hiç çıkmayacak. Allah muhafaza eylesin. Ya Rab muhafaza eyle. Şu ebedi azap diyoruz ya. Nasıl bir şey? Ebediyet var orada. Burada bizim hayatımız muvakkat arkadaşlar. Gideceğiz. Ama orası muvakkat değil, müebbet. Allah Allah. Bu sonsuzluk var orada. Nasıl bir şey? Veraul akıl. Bunu akıl çözemiyor arkadaşlar. Sonsuzluğu biz idrak edemiyoruz. Sonsuzluk bize gösterilmedi. Bu yok arkadaşlar bizde. Bunu düşünmeye kalksa insan kafayı sıyırır yani. O derece. Sonsuzluğun ne olduğunu bilemiyoruz. Ama düşünün sonsuzlukta yanacak. Allah muhafaza eylesin. İnsan kafir olsun. Allah'ım kafir olmaktan, kafir ölmekten muhafaza eyle. Yedi ceddimizi ya Rabbi imanla şeref yar eyle ya Rabbi. Hep öyle dua edelim arkadaşlar. Kafir olmak ne kötü bir şey. Bir kimse kafir olsa ebediyen azaba girecek diyor. Ama ama Bununla beraber bir kimsenin kalbinde zerre miktarı iman olsa, zerre miktarı iman olsa, Allah'a ve Resulüne iman etse, fakat imanı zayıf, ameli de hiç olmasa, abdest yok, namaz yok vesaire, ne bileyim, ahkam-ı İslam, şeriat-ı taviz verse, yaşayış tarzı tamamen e, yani e, zayıf olsa, ama kalbinde zerre miktarı iman olsa ve kafirlerin de diyor, kafirlerin de o günlerine e, benzese, o günlerini kutlasa biraz önce de söylediğimiz gibi onlara ait olan bayramları kutlasa ne olur? Ne olur? Bana göre diyor. Ümit ediyorum ki, ümit ediyorum ki bu kişi ateşe girer. Ateşte yanar. Çünkü ayet onu söyledi. Ne dedi? Onlara benzemeyin yoksa onları yakan ateş sizi de yakalar dedi. Ateşe girecek bu kesin. Burada İmam Rabbana Hazretleri ateşe girer ama kalbindeki zerre miktarı imandan sebep ebedi kalmayacak diyor. Elhamdülillah. İmam-ı Rabbana bu zanlı da Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle e, yerine gelecektir diye biz de hüsnü zanda bulunuyoruz arkadaşlar. Kalbindeki zerre miktarı iman onu ebedi cehennemde kalmaktan kurtaracak. Niye? Çünkü yakrucu minen ner men gale la ilahe illallah hadisini de burada naklediyor arkadaşlar. Ha kafir e, işte günlerine adetlerine, örflerine hürmet etmek tabii ki kalpte büyük zulümat ortaya çıkaracak. Kalpte zehirler meydana getirecek. Allah muhafaza eylesin. Sonra şuraya e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunları anlattıktan sonra İmam Rabbani Hazretleri ve <laughs> li'iyadeti bir kimsenin diyor, beni diyor davet ettiler. E, herhalde zannedesem komşusu bu. E, bir şahsın iade ziyaretine beni davet ettiler diyor. Ben de gittim. Kat garuba min Bu da ölüm döşeğinde. Baktım ki ölüm döşeğinde. Ve lemma kuntu ile ila halihi. Onun haline teveccüh edince şöyle bir kalbine muttali oldum. Allah dostları. Kalplere muttali oldular Allah'ın izniyle. Allah'ın inayetiyle onlar kalplere muttali oldular. Kalbine bir vakıf oldum. Ra'aytu kalbehu fi zulumatin şedide. Onun kalbinde şiddetli zulumat gördüm diyor. Karanlık, zehir akmış. Öyle mâ kuntum müteveccihen li ref'i tilke zulumati Ona teveccüh ettim, teveccüh ettim, devamlı teveccüh ettim. Fakat diyor, fakat diyor o kederi, zulumatı, o karanlığı, o zehiri kaldıramadım. Gönlünden onu atamadım diyor. O kadar çok teveccüh etmeme rağmen o zulumat gitmedi diyor. Sonra bir müddet sonra bize malum oldu ki bu zulümat, bu kudurat, bu havatır, bu zehir, zembelek hepsi kafire benzemeden doğduğu ortaya çıktı diyor. O zaman biliyorsunuz Hindistan bölgesinde İmam benzeri Hindu bayramları vardı. Hindu bayramlarına hürmet ederler, Müslümanların zayıfları işte onların bayramlarını kutlarlardı kafirlere benzeme noktasında ileri seviye gittiği için bu zulümatı ben gideremedim. Benim gücüm yetmedi diyor. Sonra dendi ki onun o zulümatını ancak ateş temizler. Sende suç yok ya imam. Senin bir kabahatin yok, bir kusurun yok. Sen onun gönlündeki zulümatı gideremedin. Niye? Çünkü ancak onu ateş temizleyecektir. Mevla muhafaza eylesin. Demek ki kafire benzemek çok büyük günahtır. Ve insanı ateşe müstahak kılacaktır. Arkadaşlar ikinci yeri de okuyacaktım ama vakit daralıyor. Dolayısıyla az çok az şeyden çok şey anlayalım. İmam Rabbani Hazretleri'nin bu konuda e, yer belirttiği yani beyan ettiği yerlerden birisi de üçüncü cilt 41. mektup. Tabi bunları söylüyorum ki müracaat edebilirsiniz. Orada da Eruzul Ahmar, e, kırmızı pirinç. Hindular, Hindular bayramlarında kırmızı pirinç pişirirlermiş. Kendi aralarında hediyeleşirlermiş. Orada bir kadından bahsediyor İmam Rabbana Müslüman bir kadın. Kırmızı pirinç pişirip onlara hediye gönderiyor. Bu kişinin bu kişinin hürmet ettiği için onların bayramlarına kafirliğine hükmeden alimler var diye bunu da beyan ediyor arkadaşlar. Eruzül Ahmar meşhur pirinç, kırmızı pirinç hadisesi bir kadının bir kadının kırmızı pirinç pişirip de onların işte ne bileyim. E, bayramlarına hürmeten onlara hediye göndermesi Allah muhafaza insanı kafir edecektir. i̇bn Abidin'den de rivayet ettiğimiz efendilerimizin naklettiği o konuyu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Onların dinine onların bayramına hürmeten bir kimse bir yumurta hediye etmiş olsa onlara Allah muhafaza küfrüyle hükmedilir diyor. Bu konuya çok azami dikkat edelim. İmam-ı Rabban Hazretleri aslında burada bizi rahatlatıcı bir şey söyledi. Kalbinde zerre miktarı iman olan cehennemden çıkacak ama cehenneme girmek Kolay bir şey değil arkadaşlar. Ateşe dücar olmak, müstahak olmak kolay bir şey değil. Dayanamayız arkadaşlar. Dayanamayız arkadaşlar. Onun için, onun için yılbaşı kutlamak, Noel kutlamak, gayrimüslimlerin bayramlarını kutlamak, tebrik etmek, onlara hediye göndermek asla caiz değildir. Piyango, milli demiyorum. Çünkü piyangonun millisi olmaz. Piyango, iddia gibi böyle kumar, fal okları, Şans oyunlarının tamamı dinimizde yasaktır. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bu kazançlar bize fayda vermez. Bu kazançlar insanın dünyasını da ahiretini de berbat eder. Dolayısıyla toparlayacak olursak sohbetimizin ana mevzusu kafire benzememek. Kimin bayramını kutluyoruz? Ona dikkat etmek gerek. Neyin yıl sonundan yıl başına giriyoruz? Buna dikkat etmemiz gerek. Miladi olarak sadece 31 Aralık'tan bir Ocak geçiş günüdür. Allah'ım geçmişimizi Bakınız geçmişimizi temizlesin. Geleceğimizi de geçmişimizden daha iyi eylesin arkadaşlar. Böyle dua edelim. Giden bir seneye e, nin muhasebesine girelim. Ne yaptık? Ne ettik? Bunun muhasebesini yapalım. Nasıl ki Nasıl ki iş yerimizde işimizin senelik muhasebesini yaptığımız gibi ömrümüzden giden bir senenin de acaba Allah yolunda mı geçirdim? Kur'an yolunda mı geçirdim? Peygamber yolunda mı geçirdim? Nerede geçirdim? Bunun muhasebesini yapmaktan başka bir şey yoktur. Miladi olarak sadece yeni yıl başından ibarettir. Kutlama, eğlence diye İslam'da yeri olmayan bir şeydir. Onun için kardeşlerim çok dikkat edelim. Özellikle genç kardeşlerim aman ha o günler kutlanacak günler değildir. Onun için Cenab-ı Hak hepimizi o günlerin şerlerinden, kafire benzemekten, gayrimüslimin, gayrimüslimin adet, örf adetlerini yapmaktan bizleri halas eylesin. İsmet Garibullah Hazretleri'nin şu beytiyle sohbetimi bitirmek istiyorum. Emin olma aduye, itme feryat. Yılan olmaz kişiye, çünkü evlat. Aman a'da din, dost olmaz üstad. İder bir gün emin olanı berbat küfür, iman azıt hakka gidelim, cemale Kemal'e seyredelim. Bakın ne diyor? Bize nasihat ediyor. Ey kardeşim, ey Müslüman kardeşim, emin olma adüye itme feryat. Kesinlikle din düşmanlarına, Allah düşmanlarına, Resulullah düşmanlarına, gayrimüslimlere, Yahudiye, Hristiyana asla asla emin olma. Onlardan emniyet olmaz. Onlardan eman dileme. Onlar onlardan emniyet gelmez sana. Gitme feryat. Emin olursan feryat edersin demek. Yılan olmaz kişiye çünkü evlat. Yılan, yılan insan arkadaş olmaz. Dost olmaz. Aman e'dai din. Dost olmaz üstad. Üstad diyor. Üstad, ey kardeşim benim. Din düşmanı, din düşmandan asla, yılandan asla insana dost olmaz. İder bir gün emil olanı berbat. Bir gün emil olanı berbat edecektir insanın hayatını mahvedecektir. İnsanı yoldan çıkaracaktır. Dolayısıyla çü küfür iman zıt hakka gidelim. Küfür imana zıttır. Gel kardeşim hakka git. Cemali ve hakimali seyredelim. Hep beraber Rabbimizin o güzel cemalini seyredelim. Kardeşlerim onun için bizim dostumuz bizim dostumuz ancak Müslümanlardır. Bizim bayramımız ancak Müslüman bayramı yani Cuma günümüz yani sene içerisinde kurban ve evet Ramazan bayramlarıdır. Sonra işte o özel günlerimiz, Kadir gecemiz. Evet Resulullah Efendimizin dünyaya geliş mevlüt gecemiz, regaib gecemiz, berat gecemiz. Biz bunları, biz bunlarla iktifa edeceğiz. Bunlar bize kafidir. Bunları dünyada Allah'ın izniyle göreceğiz. Kafirlerin bayramlarını kutlamayacağız da Allah bize cennet şerefiyle, şeref yar edecek. Cennet nimetleriyle bizi arkadaşlar Cenab-ı Hak lütfedecek, ikram edecek ve ihsan edecek. Allah hepimizi cennetlik amellere e, layık eylesin. Cennetlik ameller yapmayan muvaffak eylesin. Cehennemlik amellerden, kafire benzemekten hepimizi halas eylesin. Ve ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha. صل على سيدنا محمد وعلى آه